Pardon hocam, ben böyle çat kapı girdim ama. Gelmeliyiz. Cihan Hoca'ya baktın galiba. Evet. Jale Hanım'ın odasına gidiyordu biraz önce. Tahsin Bey'le bir şeyler konuşacaklarmış galiba. Tamam, ben oraya bakayım o zaman. Tamam, sen bak. Teşekkür ederim. Rica ederim. Yani Tahsin Hoca Zeynep'e anlattı. Ay, ne diyeceğimi şaşırdım. Adamın yüzüne bile bakamadım. Yerin dibine geçtim utancımdan. Ben de arkadaşlarla konuştum, bu aralar üstüne gitmeyin çok dedim falan ama yani... Sonuçta burası da okul. Çocuklar birbirlerinden etkileniyorlar. Ya tamam, ben Zeynep haklı demiyorum. Hatta gerekirse ceza da versinler. Ama... Ne alması, ne alması işte. Benim yüzümden hepsi. Benim hatam. Demet. Madem öyle düşünüyorsun... O zaman konuş Zeynep'le. Babasının neden Tayfun olduğunu söylediğini anlat ona. Onun şu anda merak ettiği bir tek şey var. O da babasının kim olduğu. Bence buna da hakkı var. Babamla konuşmak için değil mi? Hı, bir şey söylediniz mi? Zeynep için çağırdılar. Ona geldim. Hem ben sana hastanede bir söz verdim. Söylemeyeceğim dedim, değil mi? Hı hı. Ama şimdi senin de bir söz vermeni istiyorum. Bak, Zeynep çok zor günler geçiriyor. Yani çok üzerine gitme onun, olur mu? Onu biraz anlamaya çalış. Tamam. Yani kolay değil yaşadıkları. Biraz daha farkına varmanı istiyorum, olur mu? Hı, tamam. Ve Zeynep'e babasının kim olduğunu söylemeyeceğim. Söz veriyorum. Aramızda kalacak bu. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Sen ne konuşuyordun Zeynep'in annesiyle kızım? Şey, elimi falan sordu işte, nasıl olduğunu dedi. Öyle, ayaküstü konuştuk biraz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.